Sevgili Serhan Türk, nasılsın? Teşekkür ederim Deniz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda edince biz de birbirimize veda ettik gibi oldu Serhan. Sevgili Serhan'la bu sezon Galatasaray'ın tüm deplasmanlarında birlikteydik. Fenerbahçe'nin deplasmanlarında diğer arkadaşlarımla birlikteydim. Parantez açayım, sadece Galatasaray maçlarına gitmedim sezon boyunca. Sağ olsun. Serhan'la yolculuğa çıkmanız gerekiyor değerli izleyenler. Hakikaten insanın bu kadar işini kolaylaştıran bir iş arkadaşının olması, diğer arkadaşlarını da düşünmesi, çekip çevirmesi. En son Fenerbahçe Olympiakos maçına gittiğimde ya Fenerbahçeli muhabirler ve Fenerbahçe maçını takip eden arkadaşlarım arasında küçük de bir eleştiri olsun. Çok fazla böyle ne derler, o örgütlenme işi yoktu. Örgütlenme deyince yanlış anlaşılmasın. Hani birlikte hareket etme, oturma, kalkma, o bilgi akışı çok fazla yoktu. Dedim ki yani Fenerbahçeli muhabirler için zor olsa gerek ya da yorumcular için, zaten çok fazla gelen yok. Siz bakmayın sosyal medyada böyle herkesin Fenerbahçe yorumladığına, maçlara birçok yorumcu, birçok o beğendiğiniz isim gitmiyor. Sonra dedim ki ya Galatasaray'da sevgili Serhan Türk, işte Murat Akbaş, Tunç Kayacı zaman zaman o da bizlerle birlikteydi. Ne kadar güzel, Galatasaray maçlarında o kadar herkes bir arada hareket ediyor ki. Yani bir kişi araç kiralıyor, dört kişi paylaşıyor, yemeklerde hep birlikte, şehri gezmede birlikte. Dedim ya Galatasaray kulübünün galiba o kulüp kültürü her yere sirayet etmiş, medyaya da sirayet etmiş. Gerçekten bu sezonun en güzel, çok konuştum biliyorum ama en güzel seyahatleri hep birlikte yaptığımız seyahatlerdi Serhan. Evet Deniz, ben de senin gelmenle beraber gerçekten aramızda bir çiçek gibiydin. Bu arada senin nezdinde bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Eşim Berna Türk, annem Nayet Türk, annem Hamide Kayıtçı, ablam Hülya Özdemir ve baldızım Begüm'ün de anneler gününü Ben de kutlayayım. kutluyorum. Rahmetli olan Ellerinden, yanaklarından öpüyorum. çok teşekkür ederim. Rahmetli olan izleyicilerimize, anneleri rahmetli olan izleyicilerimize başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sağlık diliyorum. Yani sen de gerçekten seyahat güzel. Euro 2024'te aynı performansı yaşayacağımızı umut ediyorum. Euro Bakalım 2024'te de kahramanlarımızı ne maceralar bekliyor. tabii güzel bir macera bekliyor. İnşallah milli takımımız için de güzel bir macera bizi beklesin diyorum. Bugün takımları da maceralar bekliyor sanki. Bugün aynı anda tüm karşılaşmalar oynanacak. Hadi Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray bugün Başlayalım. şampiyonluğunu da ilan edebilir. Son haftaları da bırakabilir. Ne düşünüyorsun? Galatasaray'daki sinerjiyi görebiliyoruz. Özellikle dünkü antrenmanda da bunu gördük ama şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en zor denilen maçlar, ki bu maç zor maç, o maçı zor geçecek, bu maç tehlikeli maç dediği maçlarda Galatasaray galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, Sivasspor, Adana Demirspor. Bir zor maça daha geldik ama Galatasaray zor maçlarda özellikle önemli oyuncuların gaza basmasıyla beraber ki bu oyuncuların başında Hakim Ziyech, Mertens'i zaten sezon başından beri hep konuşuyoruz, söylüyoruz. Ligin en fazla asist yapan oyuncusu unvanı şu an Dries Mertens'te 37 yaşındaki oyuncunun bir senelik daha opsiyonunu konuşuyoruz. Galatasaray'da yüzler gülüyor. Neden gülüyor? Çünkü Mayıs ayındayız. Galatasaray'ın en çok sevdiği aydayız Deniz. Mayıs ayında Galatasaray'da yüzünde güller, yüzünde gülücükler açıyor. Bahar'ın habercisi, Galatasaray'da şampiyonlukların habercisi. Galatasaray bugün Karagümrük'ü yenerek rakibi, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi temennisiyle beraber şampiyonluğunu ilan etmek istiyor ki biliyorsun bir sonraki haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak, o maçta da şampiyon olarak o maça çıkmak istiyor. Galatasaray'da moraller yerinde bir sinerji oluşmuş vaziyette. Okan Hoca da bu sinerjiyi en iyi yansıtan teknik adam rolünde. Bütün oyuncular şampiyonluğa inanmış. Öyle bir hava var ki içeride herkes bu sene şampiyon olalım. Ki bu sene bizim için çok önemli. 24. şampiyonluk. Daha sonra 25-26 gideriz şeklinde konuşmalar oluyor diyebilirim. Serhan, şimdi haliyle ligin son haftalarına geldiğimiz için şampiyonu da resmi olarak aslında ilan ettikten sonra bu karneleri çıkaracağız ama seninle birçok maça gittik. Özellikle Galatasaray maçlarında birlikteydik. İçeride, dışarıda. Sen mesela şöyle genel sezona baktığında Galatasaray'ın bu başarısına birinci sırayı kimi ya da neyi eklersin? Bir de ne var senin için? Bir de birlik var.
Ya şunu söyleyeyim Deniz. Birinci sırada kesinlikle Okan Hoca diyebiliriz. Okan Buruk gerçekten olağanüstü işler yaptı. 2 sene boyunca Galatasaray'ı şampiyonluğa inandırıp şampiyonluk için elinden geleni yaptı. Hatta bana sorarsan tüm sezonun en önemli teknik adamı. Hatta Avrupa'daki bana sorarsan en önemli teknik adam rolünde. Daha sonra oyuncuları sayabiliriz ama Galatasaray'da şu oldu. Yani Deniz, her maçın farklı bir karakteri, her maçın farklı bir aktörü çıktı Galatasaray'da. Bir maçta işte Sacha Boey'in performansını konuştuk ki Sacha Boey daha sonra biliyorsun transfer oldu çok yüksek bedellerle. Bir maçta Icardi'yi gördük, bir maçta Mertens'i gördük, bir maçta Davinson Sanchez'i gördük. Yani forma giyen, giymeyen herkesin katkısını görebildik. Yani Vinicius'un bile bir katkısını gördük ki o gol belki Galatasaray'ı şampiyonluğu getirecek goldü ki Kasımpaşa maçındaki gol. Böyle oyuncuların tek tek isimlerini sayamıyoruz ama en çalışkanını söylemek gerekirse Torreira adeta atom karınca muhteşem performans. En çok sevileni dersek Icardi. En iyi çıkış yapanı dersek Barış Alper Yılmaz. Ama bu sezon sanki Galatasaray'da geçtiğimiz sezon bir Icardi rüzgarı esti kuşkusuz yani hala yıldız o. Ama sanki bu sezon farklı zamanlarda farklı oyuncular da yıldızlaştı. Gündemden düşmedi. Yani Icardi'nin önüne geçebilecek kadar rol çalma değil başarısıyla gündeme geldi. Biraz önce bahsettiğin gibi Torreira olsun, Mertens zaman zaman bazı maçlarda muhteşem kritik anlarda yıldızlaştı. Barış Alper olsun, yani birden fazla isim sayabiliyoruz. Tabii o yüzden yani bu isimleri çıkartabilmek ve bu isimlerin de performansını konuşmak Okan Hoca'nın başarısını getirtiyor. Çünkü biliyorsun sezonun en iyi oyuncusu yani şöyle söyleyelim. İyi ki transfer edilmiş dediğimiz Davinson Sanchez şu an forma giymiyor. Ama oyuncunun muhteşem bir performansı vardı. Nelson formayı bırakmıyor. Yani öyle bir durum söz konusu ki Galatasaray'da forma aslanın ağzında. O aslanın ağzındaki formak için savaşan, o aslanın ağzındaki formayı almak için önemli isimlerin birbirleriyle mücadelesi söz konusu. Ya burada tabii ki hayal kırıklıkları da var. Hayal kırıklıkları mesela Endombele, mesela bana sorarsan Zaha, mesela Serge Aurier oyuncu sağ bek için alındı ama Kaan Ayhan formayı bırakmadı. Yani Galatasaray'da eksiler, artılar önünden bakarsak artıları daha fazla olan her maçın farklı oyuncusunun çıktığı performansıyla adeta parmak ısıttıran, tüm sezonların rekorlarını kıran ve ardından da şampiyonluğun en büyük artık bana sorarsan 2023-24 şampiyonu olan Galatasaray'ın sadece kupa alması kaldı. Geri kalan artık teferruat halinde devam ediyor Galatasaray için. Serhan, son sorum şu olacak. Şimdi ben mesela Galatasaray ile ilgili haberler verdiğimde Galatasaray taraftarlar o kadar artık bu durumu sindirdiler ki şampiyonluktan ziyade önümüzdeki sezon transferlerini sormaya başladılar. Yani bir şampiyonluk ilan edilsin, bir keyfini çıkartın demek geliyor içimden. Son sorum Kerem olsun hadi. Kerem Aktürkoğlu. Son birkaç gündür de menajer değişikliği sebebiyle İşte önümüzdeki sezon için farklı kulüplerle adı anılmaya başladı. Sen ne diyorsun Kerem'le ilgili olarak? Yani Kerem'in hep ben şunu söylüyorum. Bir de Mertens'e değinmek istiyorum eğer izin Tabii verirsen. lütfen. Kerem'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Kerem'in sorunu kendisiyle. Yani o kendisinin sorununu mental olarak aşmadığı takdirde formayı kaptırır. Yani bu sene formasını Zaha'ya kaptırdı. Bu sene formasını en son Barış Alper Yılmaz'a kaptırdı. Bu sene formasını çoğu zaman kaptırır. Yani Kerem Aktürkoğlu attıklarıyla değil kaçırdıklarıyla daha fazla konuşulur hale geldi. Kaçırdığı zaman morali gitti. Moral motivasyonu farklı yere koydu. Yüz mimikleri değişti. Yani ben Kerem Aktürkoğlu'nun bir transfer yapacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Yani Arap Yarımadası'ndan da ciddi teklifler aldığı söyleniyor. Yani Kerem gitti takdirde hem kendi istediği doğrultuda hareket edebileceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyelim. Kerem klas bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Gittiği zaman Galatasaray'ı arar ama Galatasaray'da herkesin yeri dolur. Onu da hiç kimsenin unutmaması lazım. Mertens'le ilgili son bilgiyi de vereyim istiyorsan. Lütfen.
Mertens'e de MLS'ten bir ilgi var deniliyordu. Hatta transfer Gitmesin. olacak Ciro deniliyordu. gitmesin. Zaten Ciro'yu burada okulda bırakacağız, babasını göndereceğiz. Söz konusu. Ciro'yu biz büyütürüz. Ya Ciro elinde Türk bayrağında dolaşması hala gözümün önünde, o 23 Nisan gösterilerinde. Ben Muhteşem. Ciro'yu ya böyle hani şey sever gibi, hani çocuğumuzu, Türk çocuğu sever gibi, ben gel lan buraya falan diye bağırıyordum. Sonra ya çok tatlı Zaten Mertens de o maşallah. konuda bayağı rahat bildiğim kadarıyla. Çok. Mixon'da falan rahat rahat basın arkadaşlarımızın önüne bırakıyor çocuğu. Ya ama maşallah, Allah nazardan saklasın, gerçekten çok tatlı. Ve Galatasaray'ın da artık şey diyebiliriz, artık maskotu diyebiliriz Ciro için. Herkes çok seviyor. Biliyorsun devre arası kampında da Antalya'ya Ciro ile beraber Mertens geldi. Hatta Ciro'nun doğum gününü kutladılar. Oradaki sinerji, oradaki moral motivasyon hem takıma yansıdı, hem de Ciro'nun o takıma motivasyonunu etkilediğini düşünebiliriz. Mertens'e çok ciddi teklif geldi Dubai'den. Ama Mertens Dubai'ye gitmek istemiyor. Onu söyleyelim. Galatasaray'da devam etmek istiyor Mertens. Mertens'in Galatasaray'dan talebi 4 milyon euro. Son bir yıllık daha 4 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon euro. 3 aşağı 5 yukarı anlaşılacağını düşünüyorum. Mertens bir yıl daha Galatasaray'da olmasını bekliyorum. Ben gidişat da o yönde. Çünkü hem ailesinin burada olmak istemesi, eşinin burada kalmak istemesi, hem ülkemizi çok sevmeleri, hem ülkemizde çok sevgi ve saygıyla karşılanması Mertens'in bir sene daha burada olmasını sağlayacakmış gibi gözüküyor. Sevgili Serhan, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlı yorumlardı. Arayı da açmayalım bundan sonra bu kadar. Daha Tabii yeni ki. sezonun karnesini masaya yatırırız. Bekliyoruz Tabii yayınımıza. tabii. Senin ve Çok ailenin teşekkür pazarını da ederiz. kutluyorum. İyi Çok teşekkür pazarlar ederim. diliyorum. Ben de senin ve Anneler ailenin gününü pazarını özür kutluyorum. Çok teşekkürler. diliyorum. Hoşça kal. Evet, değerli izleyenler. Kapatıyor muyuz yönetmenim Seval? Gidiyor muyuz? Vedalaşayım mı izleyicilerimizle? Peki. Bizlere katıldığınız, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Haftaya cumartesi pazar 12-14 arası ben burada olacağım. Sizleri bekleyeceğim. Hoşça kalın.